Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, yerden 7 kat yukarıda, bulutların ötesinde, gökyüzü krallığı adında bir yer varmış. Bu krallık, gökyüzünde asılı duran ve sadece seçilmiş insanların görebildiği büyülü bir yerdi. Gökyüzü krallığının hükümdarı, bilge ve adil Kral Işık'tı. Kral Işık, krallığını barış, sevgi ve adaletle yönetirdi. Krallığında herkes mutlu ve huzurluydu. Ta ki bir gün gökyüzünde kara bulutlar toplanmaya başlayana dek. Bu kara bulutlar, kötü kalpli büyücü zamanın eseriydi. Zaman, gökyüzü krallığını kıskanıyordu çünkü kendi karanlık krallığında hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Kendi krallığını genişletmek ve gökyüzünü ele geçirmek için Kral Işık'a ve halkına karşı savaş ilan etti. Zamanın karanlık büyüleri gökyüzü krallığının üzerine yayıldı, gökyüzü karardı, bulutlar parçalandı ve krallık yavaş yavaş güçsüzleşmeye başladı. Kral Işık, bu durumu düzeltmek için halkının en bilge ve cesur kişilerini topladı. Ancak hiçbir çözüm bulamıyorlardı. Herkes umutsuzluğa kapılmışken, krallığın en yaşlı bilgini, yalnızca düşler diyarından getirilecek özel bir çiçeğin gökyüzü krallığını kurtarabileceğini söyledi. Bu çiçeğin adı Işık Çiçeği'ydi. Bu çiçeği bulmak için Kral Işık, krallığın en cesur şövalyesi olan Şövalye Parlak'ı görevlendirdi. Şövalye Parlak, parlak zırhını kuşandı, altın kılıcını beline taktı ve düşler diyarına doğru yola çıktı. Bu diyar, insanların en derin rüyalarında var olan bir yerdi ve bu diyara ulaşmak oldukça zordu. Şövalye Parlak, yolculuğu boyunca birçok engelle karşılaştı. İlk olarak, karanlık ormanlardan geçmesi gerekiyordu. Bu ormanlar, zamanın kara büyüleriyle doluydu ve bu ormanlarda yaşayan yaratıklar çok tehlikeliydi. Ancak Şövalye Parlak, cesur yüreği ve zekasıyla tüm engelleri aşmayı başardı. Karanlık ormanlardan çıktıktan sonra Şövalye Parlak, Yıldız Dağları'na ulaştı. Bu dağlar, gökyüzüne o kadar yakındı ki, geceleri yıldızlar neredeyse elle tutulacak kadar yakındı. Fakat bu dağların zirvesine ulaşmak hiç de kolay değildi. Dağların zirvesine ulaşmak için Şövalye Parlak, büyük bir azim ve sabır gösterdi. Yolculuğu sırasında birçok kez yoruldu ve pes etme noktasına geldi ama gökyüzü krallığını kurtarma kararlılığı ona güç verdi. Zirveye ulaştığında Şövalye Parlak, orada yaşayan Bilge Kartal ile karşılaştı. Bilge Kartal, Şövalye Parlak'a düşler diyarına giden yolu gösterdi. Bu yol, Yıldız Köprüsü'nden geçiyordu. Yıldız Köprüsü, gece gökyüzünde parlayan en parlak yıldızlardan oluşan sihirli bir köprüydü. Ancak bu köprüden geçmek için saf bir kalbe ve güçlü bir iradeye sahip olmak gerekiyordu. Şövalye Parlak, bu niteliklere sahip olduğu için köprüyü geçmeyi başardı. Yıldız Köprüsü'nü geçtikten sonra Şövalye Parlak nihayet Düşler Diyarı'na ulaştı. Burası, hayal gücünün ve rüyaların şekillendiği büyülü bir yerdi. Her şey parıltılı, renkli ve sürekli değişkendi. Burada ışık çiçeğini bulmak kolay olmayacaktı. Çünkü bu diyar çok geniş ve karmaşıktı. Şövalye Parlak cesurca ilerledi ve karşısına çıkan zorlukları aşarak ışık çiçeğini bulmak için her yeri aradı. Bir gün Şövalye Parlak, Düşler Diyarı'nın en yüksek tepesine tırmandı. Bu tepe, Işık Tepesi olarak biliniyordu. Tepede parıltılı bir gölet vardı ve bu göletin ortasında ışık çiçeği parıldıyordu. Çiçeği almaya çalıştığında, çiçeği koruyan Rüya Bekçisi ortaya çıktı. Rüya Bekçisi, Şövalye Parlak'a bu çiçeği hak edip etmediğini sordu. Şövalye Parlak, gökyüzü krallığının tehlikede olduğunu ve halkını kurtarmak için bu çiçeğe ihtiyacı olduğunu anlattı. Rüya Bekçisi, Şövalye Parlak'ın samimiyetine ve cesaretine inandı ve çiçeği ona verdi. Işık çiçeğini alan Şövalye Parlak, Düşler Diyarı'ndan çıkıp Yıldız Köprüsü'nden geri döndü ve uzun bir yolculuktan sonra Gökyüzü Krallığı'na ulaştı. Kral Işık, Şövalye Parlak'ın dönüşünü büyük bir coşkuyla karşıladı. Işık çiçeğini krallığın ortasına diktiklerinde, çiçekten yayılan ışık tüm kara bulutları dağıttı, zamanın kara büyüleri yok oldu ve krallık tekrar eski parlak ve huzurlu günlerine geri döndü. Zaman ise, ışık çiçeğinin gücü karşısında yenildi ve karanlık krallığına geri çekildi. Kral Işık, Şövalye Parlak'ı büyük bir şölenle ödüllendirdi ve ona gökyüzünün koruyucusu unvanını verdi. Şövalye Parlak,
Bu macerasının sonunda büyük bir bilgelik kazandı ve krallığını daha da güçlendirmek için öğrendiklerini Kral Işık ile paylaştı. Gökyüzü Krallığı bir daha asla karanlığa teslim olmadı ve düşler diyarındaki dostları sayesinde barış içinde yaşamaya devam etti. Böylece Gökyüzü Krallığı sonsuza dek ışıkla ve sevgiyle dolu bir yer olarak kaldı ve Şövalye Parlak'ın kahramanlığı da nesiller boyu anlatılmaya devam etti.